Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak hayırlı hizmetler cümlemize nasip eylesin. Sohbetimize Risale-i Kutsiye'den bir beytle başlayalım. Oku gelsen bu ilmi enbiyayı, nebiler talim etti evliyayı, iliştirdi hudaya esfiyayı, budur vasıl eden hep etkıyayı, gönül ilmi gerek akar gidelim, cemali bir kemale seyredin. Oku gelsen bu ilmi enbiyayı diyor Evliyaullah. Bu peygamberlere ait olan şu maneviyat ilmini gel oku. Nebiler talim etti evliyayı. Bunu çünkü peygamberler velilere öğretti, talim etti. İliştirdi hudaya esfiyayı, Mevla Teala'ya safi olanları, tertemiz gönlünü, kalbini tertemiz şekilde teslim edenleri Mevla Teala'ya ulaştırdı. Budur vasıl eden hep etkiyayı. Takva sahibi olanları Mevla'ya ulaştıran ilim budur. Nedir o? Gönül ilmi gerek hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Ta dünyadayken Mevla Teala'yı görür gibi olmak istiyorsan bu gönül ilmini bul diyor. Okunmaz bu ilim asla kitapla. Bu ilim kitapta okunmakla elde edilmez. Gerçi hep beyan olduğu kitapla. Her ne kadar kitaplarda bu iş açıklanmışsa da işte Mektubat-ı Rabbani, Risale-i Kutsiye, Risale-i Halidiye, Rişat-ı Şerife, Nefat-ül Yunus, işte Kuşeyr Risalesi falan filan, değil mi? Mevlana Hazretleri'nin mesnevisi falan. Bu eserler tasavvuftan bahsediyor. Teşvik ediyor, yön veriyor. Fakat tasavvuf hallerini yazmıyor. İsmini söyleyip geçiyor. O hali sen yakalayacaksın. Her ne kadar kitapta yazılmışsa da bu okumakla elde edilmiyor, yaşamakla. Verildiği yet bi yet satrı hitapla, gönülden gönüle sevgi, muhabbet hitabıyla bu elden ele verilmiştir. Değildir harfu savtu ya kubapla, harf, hareke, kubbeyle, şekille değilmiş, suretle değilmiş. Teselsülle bulup hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Mevla'nın cemaline ulaşmak için silsileyle, zincirleme eklenerek kervanın halkasına ekleneceksin. Bu da tabii ki tam bir teslimiyet gerektiriyor. Gönülden muhabbetle teslim olup ittiba edersen, seni beğenirlerse o maneviyattan, o ilimden sana kalbini akıtırlar. Usta çırağını beğenmese ona ilmini öğretir mi onu? Mesleği ona öğretir mi? Öğretmez. Bu adam bu mesleğin kıymetini bilmezler. Onu oyalar. Basit işlerle onu oyalar. Kıvır zıvır işlerle onu oyalar. Ama ahlakına güvense, samimiyetine güvense, teslimiyetine güvense o zaman ona o ilmi öğretir. O mesleği ona öğretir. Değil mi? İnşallah biz de tam teslim olursak, ehlullah'a layık olursak, verilen vazifeyi yaparsak gönlümüze o ilim kapısı açılır, akıtılır. Mevla'nın cemalini dünyadaki iken görür gibi olmaya ulaşırız inşallah. Evet. Sohbetimizden, tefsir dersinden Müminun suresinin son kısmına geldik. 99. ayet-i kerime. Hatta izâ câe ehadehumul mevtu kâle rabbir ci'un. Daveti ayetlerde Mevla Teala o kafirlerin hallerini pela musbet yerine kadar ayetleri dinlemediklerini, inkar ettiklerini bahsetti. O halde sen onlara tabi olma. Sen Rabbine sığın diye ayetler geldi. Kafirlerin durumunu, ölüm andaki durumlarını, pişmanlıklarını bize anlatıyor. Hatta ta ki izâ câe ehadehumul mevtu. Onlardan birine, müşriklerden birine ölüm geldiği vakitte kâle der. Rabbir ci'un. Ya Rabbi beni geri çevir. Kötü vasıfta devam etti. Ölüm anında ahiret penceresi görülmeye başlayınca Ya Rabbi beni geri çevir. Niye? Lâli umulur ki ben amelü salihan salih amel işlerim fîmâ terettü. Terk ettiğim, boşa geçirdiğim dünyada Ya yanılmışım, boşa geçirmişim. Beni geri döndür. Belki iyi işler yaparım. Paçayı kurtarırım. Kella, hayır. Cevap geldi. Hayır. İnna bu söz var ya, kelimetün bir sözdür ki huve kaili var. Onu dedi. Boşuna konuştu yani. Boşa konuşulan bir sözdür. Ve min verayihim ötelerinde var. Berzahun, berzah, kabir alemi var. Kabir alemi var bak. La yemin yubasun, diriltildikleri güne kadar süren bir berzah. Kabir alemi var. İşte kabir hayatı. Adam diyor Kur'an-ı Kerim'de kabir azabı, kabir hayatı yok diyor. Ha bak, berzah ahirete geçiş dönemidir. Dünyanın son noktası ahiretin
ilk açılım noktasıdır. Ahiret hayatına hazırlıktır. Eğer nimet içi ise ahiret nimetlerine benzer nimetlerle donanmıştır. Eğer azap ise ahiret azabına benzer bir azapla, işkenceyle donatılmıştır. Herhalde kafirlere rahat yok. Onların sonu nedir? Azapların başlangıcıdır. Dünyada sona gittikleri zaman ahiret kapısı açılınca azabın başlangıcı onlara sunuluyor. Başka ayetlerde de Uriku ve Dukhili Naren. Boğuldular bak. Firavun ve tafesi suda boğuldu. Ve Dukhili Naren. Ateşe sokuldular. O ateş hangi ateş? Cehennem değil ya. Cehennemin numunesi olan, başlangıcının mukaddimesi olan kabir azabıdır. Ayrıca her gün Firavun'a azap gösteriliyor. Sonra ve metekumsa kıyamet koptuğu zaman ise edhilu ale firavuna eşeddel azab. Evet. Cenab-ı Hak zibanı emredecek. Firavunu daha şiddetli azaba sokun. Eşeddel azab. Daha şiddetlisi kıyamette. Dünyada ise her gün ona sabah akşam azabı ona gösteriliyor. Sonra edhulu şeddel azab. Onu daha şiddetli azaba girdirir. Cenab-ı Hak ona öldüğü zaman belli bir azapla onu azap ediyor, azap ediyor, azap ediyor. Kıyamet koptuktan sonra ise daha büyük azap. Yemet okumuşsa edhulu ale firavun şeddel azab. Kıyamet koptuğu zaman ey meleklerim, ey zibanlar, firavunu ve alini, tayfesini daha şiddetli azaba sokmak. Daha şiddet demek, kabirdekini daha şiddet demektir. Evet. En nara yurazun aleyha hudu ve maşiyye. İşte ayet. Ayet evi hatırladım elhamdülillah. En nar ateş, cehennem, cehennem ateş, azap da ateş yuradun aleyha onun üzerine arz ediliyor. O firavun ve alinin üzerine. Evet. Hudu ve maşiyye sabah akşam. Sabah akşam onlara ateş arz ile gösteriliyor. Ve metekumuzsa kıyamet koptuğu zaman edhilu ale firavun eşeddel azab. Firavun ve ailenin tafiyesini daha şiddetli azaba sokun diye emir gelecek. Şimdi adam beni geri döndürdü. Boşuna konuşma diyor. Fuzuli konuşma diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanın vefatı hazır olduğu zaman kendisini haktan men eden her şeyi yanında toplanır ve gözünün önüne konur. Ya işte arkadaşıdır, parasıdır, karısıdır, işidir, gücüdür. Onu men etmiş. O vakte der ki Rabbim beni geri çevir. Terk ettiğim şeylerde belki salih amel işlerim, belki namaz kılarım, oruçlarım, hayra sanat işlerim der. Asla onun geri dönme talebi kabul edilmez. Yani bu istek çok uzak bir istektir. Bu geri talep sözü öyle bir sözdür ki söyleyen çaresiz onu ağzından çıkartmış. Hasret ve pişmanlık onu kaplamış. Onların ötesinde geri dönmelerine mani olan bir perde var. Berzal, kıyamet, mahşer var. Kabir azabı var. Kabir hayatı var. Evet. Feza nüfika fissur. Kabirden sonra sura fırlınca fela ensabe beynehum. Aralarında nesepleşmek, akrabalık bağları arada yok. Yemezin. O gün artık akrabalık bağları bitti. Akrabanı, ananı, babanı, çoluğunu arayamıyorsun. Vela tesailun. Birbirlerini de soramazlar. İbn Abbas'a göre bu nefa üfürüş ilk üfürüştür. Bununla birlikte kökte ve yerde ne varsa hepsi düşüp helak olur. Yani bu vakitte aralarındaki nesep bağları koptu. Hiç kimse başkasını soracak, acıyacak, menfaat verecek bir durum yok. Herkes kendi başının çaresine bakmak için koşturuyor. Birbirlerini soruşturamıyorlar. Yani sen kimsin? Hangi kabiledensin? Kimin arkadaşısın? Kimin nesin diye soracak durum yok. Yani çünkü herkesin kendini meşgul eden bir hali var değil mi? Bu ayet-i kerime işte ne diyor şeyde? Yemeği fırıl mer'u min ahihi ve ümmi ve ebi ve sahibeti ve beni. O günde herkes kişi ifirru min ahihi kardeşinden kaçacak. Ve ümmihi annesinden ve ebihi babasından ve sahibi hanımından ve beni evladına kaçacak. Niye? Likullimri minum yemezin şenü yuni. O gün herkesi meşgul eden bir işi var, kendi işi var. Yani.
Abese suresinde. Kıyamet günü çok uzun bir gündür. Bunda 50 kadar makam vardır. Her makam 1000 senettir. Bir makamda üzerlerine korku ve dehşet şiddeti yapılır. Öyle ki birbirlerinden soruşturmaya dahi imkan bulamazlar. Başka bir makam var ki orada akıllar başına gelir. Birbirlerini sorup tanışırlar. Sen ne haldesin, ne haldesin diye soruşturulur. O da ayrı bir makam. O dönem yani böyle böyle. Halden hale geçiyorlar. Femen sekulet mevazinu, kimin mevzunatı tartıları ağır gelirse, iyilikleri fazla gelirse, feulâ kümbül müflihûn, işte onlar kurtuluş erenlerdir. Mevzunat tartılan amellerdir. İyilik tarafı ağır gelirse kurtulmuştur. Femen haffet mevazinu, kimin mevzunatı tartıları da hafif gelirse, feulâ kellezine hasirun enfusun, bunlar nefislerini husrana düşürenlerdir. Fi cehennemde halidun, ebedi kalıcıdırlar. Çünkü iman kalmayınca cehennemde ebedi kalacak olacaklar. Kendilerine yazık edenler işte imansızlar. Çünkü bunlar nefislerini zarara soktular. Kemalat vakitlerini bitirdiler. Kabiliyetlerini iptal ettiler. Bunlarda artık iman kalmadı. İman kalmaca da ebedi cehennem olmuş oldu. İşte amellerin tartılması mizan haktır. Terazi haktır. Ayetle sabittir. Telfa vucuhehumun naru. Ateş yüzlerini yakar, kaplar. Kızartır kebap gibi. Ve bunlar fiha ateş içinde kalihun. Çirkin bir halde, sırıtmış bir halde bulunurlar. Kalihun gülücüdür ama neden? Çünkü yanmış eti kavrulmuş. Suratında dişler ortaya çıkmış. Sanki sırıtıyor gibi. Ateş yüzleri kavuruyor. Yani bedenlerini. Şiddetli ateş içinde kavruluyorlar. Yüzlerin derisi kavrulmuş ve kemikleri ve dişleri sırtmaktadır. Fırında pişirilmiş kelle gibidir. Rivayete göre Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh çarşıda tandırdan çıkarılmış bir pişmiş kelle görünce 3 gün 3 gece baygın geçirmiş. Yani işte ayet böyle pişmiş kelle gibi yanacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yüzlerinin orada yakılması ateşte kızartılmalarıdır. Üst dudak kafasının ortasına kadar yanıp gider. Alt dudak göbeğine kadar sarkar. Böylece bütün dişleri, kemikleri ortaya çıkar. Rivayete göre kafirlerin cehennemde cüsseleri büyütülecek. Dişleri Uhud dağı kadar olacak. Dişi Uhud dağı kadarsa kendine kadar değil mi? Niye? Daha fazla azabı çeksin diye. Derilerinin kalınlığı 40 zira, 20 metre kadar olacak. Dişleri Uhud dağı gibi. Böylece azabı şiddetli tatacaklar ya. Müminin de bedeni 30 lira. Adem Aleyhisselam boyu gibi diyorlar. Olacak. Genç, dinç şeyde olacak. Ve devamlı lezzeti, nimeti tatması için ona da güzel bir beden verilecek. Elem tekün ayati. Şimdi onlara hitap geliyor. Ayetlerim değil miydi? Tütla okunmuyor muydu aleyküm sizin üzerinize? Ayetlerim sizin üzerinize okunuyordu da. Feküntüm biha tükezzibun. Onları yalanlıyordunuz değil mi? Yalanlardınız değil mi? Ne oldu? Ya, onlara böyle hitap ediliyor. Muhakkak ayetlerim size okunuyordu da Kur'an-ı Kerim veyahut da diğer kitaplar vaktinde siz onları yalanladınız. Bu sebeple azabı hak ettiniz. Ya, boşuna değil. Kur'an çağdaşı diyorsun he. Kur'an-ı Kerim'e engel çıkarıyorsun. Kur'an-ı Kerim'i kaldırıyorsun. Okunması yasak diyorsun. Gökten gelen kitap bizi idare edemez diyorsun. Gökten gelen kuru fasulyeyi yiyorsun ya. Ya, gökten gelen hıyarı, domatesi yuvarlıyorsun ya, zıkkımlanıyorsun ya. Kökten kitap geldi onu kabul etmiyorsun ha. Adam böyle kabul ettirirler ki bağırta bağırta. Ya severek kabul edersin paçayı kurtarırsın ya bağıra bağıra ya Rabbi beni geri döndür dersin ama kimse duymaz. Bak kalu diyorlar Rabbena Rabbimiz o fırçayı yiyince azar işitince Rabbena ey Rabbimiz galebet aleyna şikvetuna eşkıyalığımız bizim azgınlığımız bize galip geldi. Bükünna kavmen dalin. Sapık kavim olduk. Sapık bir topluluk olduk. Sapıttık gittik. Azınlıktan saptık diyorlar. İtiraf ediyorlar. Ne işe yarar? Bu sapıklık, bu kötü haller bizi kötü akıbete götürdü diyorlar. Rabbena ey Rabbim ahricina minha. Bizi buradan çıkart. Fe in udna. Eğer bir daha dönüp bunu yaparsak fe inna zalimun. Biz muhakkak zalimleriz. Yok ya. Bir daha sana fırsat verecek ya. Bu dünya hayatı bir defa. Çarşamba pazarı her hafta kurulur. Gidersin alırsın. Bu dünya pazarı bir kere. Çünkü ömür var, anlayacak kadar vakit var. Peygamber geldi, kitap geldi, tebliğ geldi, irşat geldi. Hastalık var, bela var, musibet var, iyilikler var. Devamlı insanı uyaracak, ikaz edecek şeyler var. Niye ikaz almıyorsun? Niye işine gelmiyor? Havalar ısınacak diye
Bir ay evvelden, 2 ay evvelden ne yapıyorsun? Tatil için rezervasyon yaptırıyorsun. Otelle ayartıyorsun, bilmem ne ayartıyorsun, tevrim ülke falan filan. Sıcakların geleceğini biliyorsun da ona göre serinlemek için, tatillenmek için yer ayarlıyorsun da o sıcağı sıcaklaştıran zat, la bunun daha çok sıcağı var. 70 kat daha fazlası var. Düşmeyin oraya. Oranın tutturağı ateş, taşlar ve insanlardır, kafirlerdir. Oraya yanaşmayın diyor. Onu duymuyorsun. Kış gelecek işte, kar yağacak. Kayak merkezinden yer ayırtalım falan filan. Onu düşünüyorsun. Kışı kim yaratıyor? Yağmuru kim yaratıyor? Karı kim yaratıyor? Bembeyaz. Kar su donunca bembeyaz oluyor. Eriyince renk yok. Bunları düşünmüyorsun. Yani inek de düşünmüyor. Öküz de düşünmüyor. Yılan da düşünmüyor. Onlar da düşünmüyor. Düşünmeyen öyle. Adama hayvan desen kızar ha. Abici. Hayvan canlı demek. Hayvandan beterdir kafirler. Belhum edallü sebila. Ayet böyle. Allah da öyle diyor. Yaratan öyle diyor. Onlar yol bakımından hayvandan da beter. Çünkü hayvan kendi yolunu bulur. Hayvanı bırak dağ başına, akşam evine gelir. Ahırına gelir. Binlerce hayvanı bırak dağ başına, hepsi kendi yuvasına gider. Hatta koyunları bırakıyorlar. Kuzular aldı bekliyor. Koyunlar akşam gelince her koyun, her kuzu kendi annesine gidiyor. Hiç kimse başka annenin memesini emmiyor. Ya onlar nerede okumuşlar? Hangi üniversitede okumuşlar? Hangi okulda okumuşlar da bunu tanıyorlar? Bilgisayarları yok, internetleri yok. Öyle bir şeyleri yok. Hayvan anasını tanıyor. Yolunu tanıyor, yuvasını tanıyor. Bu insanlar Rabbisini tanımıyor, yaratanı tanımıyor. Ana babaya itaat yok. Vatana, millete hayırlı hizmet yok. Hep inkar, inkar, isyan, rezillik, ahlaksızlık, çıplaklık. Adam güzellik salonu açmış. Abi, caminin karşısında güzellik salonu. Ne yapıyor orada? Karıyı süsleyip sokağa salıyor. Ya kadının süslenmesi ancak evinde kocasına karşı olur. Süslenip dışarı çıkarsa ona lanet yağıyor. Onu o hali hazırlı şey yapan adamın da kazancı da lanetlidir. Kendi de lanetlidir. Bir erkek nasıl bir kadını böyle süsler, sokağa salar? Deyyusluk değil de nedir ya? Neuzubillah. Bunlar cennetin kokusunu da duyamayacaklar. Karısını, namusunu kıskanmayan bir adam cennetin kokusunu dahi duyamaz. Müslüman olsa bile yani. Kaldı ki onun helal olduğunu iddia ederse daha zaten dinine çıkar. O yüzden dikkat edelim arkadaşlar. Böyle haramları, yanlışları yapanlar tövbesin, vazgeçsin, yapmayın, etmeyin, başımıza bela gelmesin, düşman bize saldırmasın, saldırmak için adam göndermesin, içimize adam sokup karıştırmasın ortalığı. Bak böyle İslam'dan, Kur'an'dan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoluna uzaklaştıkça düşman içimize adamları sokuyor. Daha fazla adam sokuyor. Kur'an'ı, sünneti iyi öğrenip yaşasak dostu düşmanı tanırız. Düşman içimize adam sokamaz. Ne diyor bu temel kafirler? Biz diyor, bizi bu cehennemden çıkar geri gönder. Bir daha böyle yanlış yaparsak o zaman zalimiz. Yok ya. Sana yüz defa da fırsat verse Cenab-ı Hak gene aynı şey yapacaksın. Allah tabi biliyor. Bunun üzerine kale ihseu kale ihseu min fiha. Oradan susun bakalım. Senin oturun aşağı. La tükellimun. Konuşmayın. Mevla tarafından böyle bir azar geliyor. Orada zelil olun. Alçak bir halde sükut edin. Konuşmayın. Sanki köpek susturulduğu zaman bir kenara sinip kalırsa bunlar da o şekilde zelil bir halde kalacaklar. Mazeretleri dinlenmeyecek. İbn Abbas radıyallahu anh'a der ki kafirler için ahirette 6 çeşit dua vardır. Cehennemler kilitli vakitte 1000 sene boyunca ey Rabbimiz biz gördük, işittik, anladık, dinliyoruz diyecekler. Ona cevap olarak tarafımdan söz hak oldu, iş bitti, hüküm verildi, boşuna konuşmayın diyecek. 1000 sene bizi 2 kere öldür diyecekler. 1000 sene ey Malik üzerimize Rabbin hükmetsin diye çağıracaklar. 1000 sene ey Rabbimiz bizden azabı tehir et diyecekler. 1000 sene ya Rabbi bizi buradan çıkart diyecekler. 1000 sene ya Rabbi bizi çıkart, salih amel işleyelim diyecekler. 1000 sene ya Rabbi bizi geri döndür diyecekler. Ya bağır bağır duruşun yoksa. Bunlara cevaben orada susun, sessiz kalın, konuşmayın denecek. Ağızları kilitlenecek. İbn Ömer radıyallahu anh der ki 40 sene cehennem bekçisi Malik'e çağıracaklar, yalvaracaklar. Rabbin üzerimize hükmetsin, bizi yok etsin, öldürsün diyecekler. Fakat onlara cevap verilmeyecek. Sonra siz orada kalıcılarsınız. Orada ebedi kalacaksınız. Buyurun. Sonra Rabbilerine ne diyecekler? Ey Rabbimiz bizi çıkart, salih amel işleyelim. Cevapta susun, orada kalın denecek. Susulacaklar. Ya innehu
Durum şu ki zira kâne ferîkum min ibadî, kullarımdan bir topluluk vardı. Dostlarımdan yekûlüne derlerdi. Rabbena, dünyada Rabbimiz, ey Rabbimiz, âmenna, biz inandık. Fâfır lenâ, bizi mağfiret, affeyle. Verhamna, bize merhamet et. Ve ente erhamur, ve ente hayrur rahimîn. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. En mükemmel merhamet eden sensin diye böyle dua ediyorlardı benim dostlarım. Yani ey Rabbim, senin tarafına gelen her şeyi tamamını tasdik ettik. Günahlarımızı affeyle, bize merhamet eyle. Sen rahmet edenlerin en merhametlisisin. Bize nimetlerle ihsan et, ateşten kurtulmak nimetiyle de ihsan et diye dua ediyorlar. Böyle dostlarım var dünyada, değil mi müminler? Fettekaztumuhum, ey kafirler, siz onları edindiniz. Sıhriyen, maskaralık. Onları maskaraya aldınız, alay aldınız. Hatta ta ki ensebküm zikrimi, Kur'an'ımı, beni hatırlamayı unuttunuz. Ve küntüm oldunuz, minhum, onlara gülüyordunuz. Müslümanlara alay ediyordunuz. Yabaz, geri kafalı, bir şey anlamaz falan diyordunuz. Tipimize, kıyafetimize dalga geçiyordunuz. Ne haber? O yaptıklarınız suratınıza vurulacak. Ey demokratlar, laikler, İslam düşmanı, hainler diye kendini aydın olursun. Ne aydın? Yoldan kaydın. Aydın olan adam nurla, Kur'an nuruyla nurlanmış olur. Kur'an nuru varsa onda ilerisini görür, anlar. İleride başına gelecek olan belaları anlar, tedbir alır. Anlamıyorsa demek ki onda nur yok. Nur yok, ışık yok, hiçbir şey yok. Böyle dalga geçe geçe Kur'an'ı, Allah'tan zikrini, Allah'ı unutuyorlar. Değil mi? Piyes yapıyorlar, işte kırgır mırgır çıkarıyorlar, şamata yapıyorlar. Alay ediyorlar falan filan diyorlar. Ama Ramazan bayramı gelince bizden çok daha çok bayram yapıyorlar ve hemen tatile çıkıyorlar. Ramazan bayramını tebrik ediyorlar. Dualar yazıyor artık. Ramazan bayramımızı tebrik ederiz. Cehennem tayfesi bile öyle yazmış. Ve sen şeker bayramı derlerdi. O kalktı artık. Ramazan bayramı kabul ettiler yani. Oruç tutmuyorlar, iftar veriyorlar. İftar yemekleri. Daha ezan okunmadan evvel yemeği, suyu içiyorlar. Bile bile kayıyorlar yani. Bunu bilmez değil, biliyorlar yani. 111. ayet-i kerime. İnni ben cezeytuhum, onlara karşılık mükafat vereceğim elyevme bugün, bima sabru, sabretmeleri sebebiyle o dostlarıma güzel karşılık vereceğim ki ennum, onlar humul faizun, kurtulanların ta kendileridir, muratlarına erenlerdir. Bu kafirlerin eziyetine, belasına, sıkıntısına katlandılar. Benim yolumda ibadetleri yaptılar. Bu sebeple onları mükafatlandırdım. Karşılıklarını verdim diye Cenab-ı Hak. Onların muratları, arzularına ulaştılar. Mevla bizi bu müjdeye nail etsin. Kale Mevla Teala şimdi inkarcılara soruyor. Mahşerde soracak. Kem lebistüm fil ardı adede sinin. Yeryüzünde ne kadar, kaç yıl kaldınız? Melek tarafından onlara soruluyor. Kalu lebisna yem ebade yem. Fes'il adin. İsterseniz sayanlara sorun. Bir gün veya bir günden biraz. Bir gün veya bir günün bir kısmı kadar kaldık. İsterseniz hesabı bilenlere sorun. Çok az görüyorlar çünkü dünya hayatını, o mahşer yerini beklemeye göre çok az. Kaldı ki ahiret hayatı ebedi. Kale, cevap geldi. İn lebistum illa kalilen. Tamam. Ancak az bir süre kaldınız. Levenneküm küntüm talemum, şayet keşke bilmiş olsaydınız. Elbette dünya hayatı azıcıktır işte. O halde o az bir dünya için niye yoldan çıktınız be? Azıcık hayat için her şeyi yıktınız, döktünüz. Efasiptüm, siz zannettiniz mi? Enne ma halaknâküm abesen, sizi boşuna yaratmışız ha? Sizi boşuna yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Ve enneküm, siz ileyna, bize la turcan, dönmeyeceksiniz ha? Huzurumuza getirilmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Öyle yağma yok. Kafirler sanki başıboş olduğunu düşünüyorlar ve Allah'ın huzuruna hesaba çekilmeyeceğini zannediyorlar. Teâlâllâhul melikül hak, mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir, alidir. La ilahe illa hu, ondan başka ilah yoktur. Her şeyin sahibi odur. Öldürür, diriltir, yaratır, tasarruf eder, dilediğini yapar. Huve rabb illa hu, rabbul arşil kerim, yüce olan arşın sahibi odur. Arş onundur, ya arşın içinde ne varsa hepsi onundur. Kimse hak sahibi olamaz, iddia edemez. Herkesin tapusu Allah'ın elindedir. Tapuyu da Cenab-ı Hak iptal edecek. Tapular, her şey iptal. Mülkiyet Allah'ındır. El mülkü lillah.
Hemen kim yaduna Allah'la beraber dua eder, ilahen dua eder, ibadet ederse, taparsa la burhan ile, halbuki onun hakkında delil yok, bir onun da bilgisi yok, delil yok. Delilsiz olarak kalkıp Kabe'ye dön diye ayet var. Mesela kalkıp da haça dönersen, mezara dönersen, ne bileyim bir heykele dönersen, bunun hakkında burhan yok. O zaman şirk olur. Kabe'ye dön diyor Cenab-ı Hak namazda, fevelli ve çekil şatral mesela. Mesela haram tarafına dön diyor Cenab-ı Hak. Bak Habibime dön demiyor. Habibime tabi ol diyor. Evliyaya tabi ol diyor. Alime tabi ol diyor. İbadet için Kabe'ye döneceksin. Secde etmek için, namaz kılmak için Kabe'ye döneceksin. Dua için istediğin tarafa dönebilirsin. Gökyüzüne doğru açılabilirsin. Yücelik makamında istersin. Yoksa Allah köfte değil ha. Allah cihetten, mekandan münezzeh. Bizden yakın. Fe ancak hesabı inde Rabbin katındadır. Onun hesabı ben yiyorum da hesabını göreceğim diyor Cenab-ı Hak. İnne ulâhi filûl kâfirûn. Durmuşu ki kâfirler felah bulmaz. Delilsiz olarak onlar ne yaptılar? Putları Allah katında şefaatçidir diye araya koydular. Allahu Teala öyle şefaatçiler tayin etmedi. Şefaatçi kimdir? Allah'ın yolunda olan peygamberidir, meleklerdir, evliyaullah'tır, salihlerdir, şehitlerdir, hafızlardır. Allah'ın razı olduğu işi yapan kişi Allah-u Teala buyur ona müsaade edecek. Müsaade ederse şefaat edecek. Ve şefaat edecek kişiye de müsaade olması lazım. Dolayısıyla şefaate ehil olursan Allah-u Teala birini gönderip sana şefaat edip seni kurtarır. Değilse Allah-u Teala izin vermezse şefaat edemez. Kafirlerin putları, heykelleri, düzenleri onun hakkında asla burhan, delil yok. Onlar red. Kafirler felah bulmaz. Ve kul de ey Habibim, Rabbi fir, ey Rabbim beni affet, bağışla, merham, merhamet et. Ve ente hayrur rahimin, sen merhamet edenlerin, rahmet edenlerin en hayırlısısın. Evet, Allah-u Teala böylece Efendimiz Aleyhisselam'a yönelip, yani Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki, sen Rabbine yönel, Rabbinden mağfiret ve rahmet talep et diye emretti. Sağ sol boş ver diyor. Sen bana bak diyor ya Rabbim. Efendimiz burada her kim Müminun suresini okursa melekler onu Rauh ve Rayhan, Rauh ve Rayhan, cennet kokuları ve ölüm meleği geldiği vakitte gözü aydın eden şeyler ile onu müjdelerler. Cennet kokusuyla ve ölüm anında gözünü aydın eden şeyler ile onu müjdelerler. Rivayet edilir ki bu surenin evveli ve sonu arşın hazinelerindendir. Her kim bunun evvelinden 3 ayet ile amederse sonundan 4 ayet ile vaazlanırsa muhakkak necat bulur, kurtulur. Kad eflehal müminun ellezine fi salatim haşiun ellezine hum li zekati failun ellezine hum anil la'bi muridun. Bu ayetler. Sonunda da bu ayetler işte. Son 4 ayet. Evet. 4 ayet hangisiydi? Bu okuduğumuz 4 ayet. Fe hasibtum ennemâ khalaqnâkum abesen ve ennekum ileynâ lâ turca'un. Teala Allahu'l Melikul Hak, la ilahe illa huve rabbul arşil kerim. Ve men yed'u ma'a Allahi ilahen aher la burhane lehu bihi fe inne ma hisabu inde rabbih innehu la yuflihul kafirun. Ve kul rabbi ighfir ve erham ve ente hayrur rahimin. Sadakallahu'l azim. 118. ayette böyle bitmiş oldu. Resulullah sallallahu buyurdu ki muhakkak bana 10 ayet indirildi ki kim bunları yerine getirirse cennete girer. Sonra Mümin suresinin 10 ayetini tamam etti. Baştan 10 ayet. Onları okumuştuk. İsterseniz onları bir daha okuyalım. Surenin başına dönelim. Tittebörük'ün okumuş olalım. Müminin suresi. 10 ayetini. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal müminun. Ellezine hum fi salatim khâşi'ûn. Vellezine hum anil lâgbim mu'ridûn. Vellezine hum li zekâti fâilûn. Vellezine hum li furûcihim hâfizûn. İlla alâ ezvâcihim ev mâ melekât eymânûn fe innehum gayru melûmîn. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ مَعْتِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ مُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ صدق الله العظيم. İşte bunlar kimlermiş? Gerçek müminler namazlarında huşu ederler, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler, zekatı tam ederler, iffetlerini, namuslarını korurlar, eşleri ve ellerini sahip olan cariye hariç başkalarına yönelmezler. Nikahlısından başkasına dönmezler. Kim öteye geçerse, bunları aşarsa, nikahlarına öteye geçerse o azgın, haddi aşmış kimselerdir. Ve bu kimseler
emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Bunlar namazlarına devam ederler. İşte bunlar varislerdir. Ne varis? Sonra ayette anlatıyor işte. Firdevs cennetinde varis onlardır. Orada ebedi kalıcılardır. Bu sureye tamam ettik elhamdülillah. Şimdi Nur suresine geldik. Nur suresi çok önemli bir suredir. Hanımlarla alakalı hükümler var burada. Bundan sonra mirasla alakalı hükümler var burada. Cenab-ı Hak inşallah Kur'an'ı güzel anlamaya, yaşatmaya bizi muvaffak eylesin. Rızasından ayırmasın. Gününüz mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.